Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte bedavaya dünyaları çıkaracağız arkadaşlar. Gerçekten en efsane paket açılımı olacak. FIFA Mobile 18'de görüp görebileceğiniz en efsane paket açılımı şimdiye kadar. Bu videoya like'larınızı gömçürün arkadaşlar. Bu videoya like atın. Daha ne videoya like atacaksınız? Bu videoya like atın. Bu video 5000 like hak ediyor. Bakın, çıkan oyuncuyu göreceksiniz ve bu video 5000 like hak ediyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Hala kanala abone değilseniz de abone olup gönderi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2 tane efsane oyuncu çıkaracağız beleş paketten. Ayrıyetten de bir de ne mi yapacağız? Bir de çok güzel bir şey yapıp Griezmann'ı tamamlamaya çalışacağız. Umarım tamamlayabiliriz, ancak tamamlayamazsak bile bir sonraki videoda zaten kesinlikle tamamlayacağım bir sonraki videolarda. Haydi bakalım arkadaşlar, hız kesmeden başlamak istiyorum ama arkadaşlar bu video 5000 like olması gerekiyor. Bu videoya like'ları gömçürmeyi unutmayın. Haydi bakalım, like'ları gömçürmeyi unutmuyoruz arkadaşlar ve haydi bakalım videomuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk olarak hangi paket açacağım? Bu arada bu ikinci çıkardığım oyuncu, ilk olarak bunu gösteriyorum. Bu da harika çünkü bu da muazzam. Sonra bunu kadroya koyacağız ve bununla üstünlük Griezmann'ı tamamlamaya çalışacağız. En sonunda diğer oyuncuyu çıkaracağız arkadaşlar. Kesinlikle bu videoyu baştan sona izleyin. Bu videoda çok güzel şeyler var. Like de atmayı unutmayın. Bu videoda ilk defa bu kadar çok like istiyorum. 5000 like gerçekten istiyorum ve gelirse çok sevinirim. Şimdi günlük paketi açıyoruz arkadaşlar. Bak, bedava, hiçbir şey vermeden. Abi şu an değerini de bilmiyorum. Değerine de bakacağım. Kadroya koydum zaten. Gerçekten muazzam, gerçekten müthiş. Çok sevindim çıktığı zaman. Ya asıl sevindiğim bu değil ancak. Yani buna mı çok sevindin, o kadar abartıyorsun, buna mı 5000 like istiyorsun demeyin. Aslı bu değil zaten. Bunu bir kadroya koyalım arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte. Şimdi bunu açıyorum buradan. Paket açıyorum. Bu da kötü gelmedi ancak çok da iyi gelmedi. Hemen bunu da açalım arkadaşlar, sizler görün. Bu paketi hemen izleyelim. Bu paketten de özel bir şey geldi, değişik bir şey. Onun da ne olduğunu size soruyorum. Yorumlara yazın. Hatta ben Broad Channel'dan Emre Yılmaz'a sorarım o cevapları, ancak ilk çıkan şey mesela. İlk değişik bir şey çıktı. Hemen onu bir açalım bu paketi de. Gördüğünüz gibi derece diye bir şey çıktı. Seçkin defans oyuncu derecesi. Ne demek gerçekten bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Okumadım da hiç. Buradan da güzel bir şey çıkabilirdi belki ama iki tane altın oyuncu çıkması nadir görülen bir şey. O yüzden iyi yani. Hani çok aman aman yani sürekli gelen bir şey değil. Ancak hani çok aşırı nadir de değil. Neyse arkadaşlar, şimdi takımıma geleceğim. Takımımda gördüğünüz gibi en yüksekken yapıyorum. Ve 82 maksimum 3 geldi. Hemen bu kadroyla Griezmann'ı tamamlamaya başlayalım. Bu arada beceri geliştiricisi de gelmiş. Neyse hadi bakalım Griezmann'ı tamamlamaya çalışalım. Bakalım zorluğu nasılmış. Evet arkadaşlar, bir şimdi sizlere son kez bir takımımı göstereyim. Çünkü takımda bir tane daha rating arttıran bir oyuncu oldu. Rating artıran. Gördüğünüz gibi burada Maksimovic ratingi artan bir oyuncu. Gerçekten harika. Ve başka da rating artan bir oyuncu yok. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu bir gen iki gen de arttırabilirim galiba. Ancak onları videoda topluca arttırıp ustaya yükseltip öyle ayrı bir video çekmek istiyorum. O yüzden Cristiano Ronaldo'yu şu anda bekletiyorum sizler için. Ve kadrom şu anda bu hali var. Gerçekten kadromu çok beğeniyorum şu anda. Daha tam olarak bu kadroyla hiç oynamadım. Şimdi üstünlük çıktı diyor. Bakalım üstünlüğü tamamlayabileceğiz mi? Haydi bakalım abi. Griezmann. 5000 jeton. Abi bugün çok güzel oyuncular çıkartacağız. Burayı izleyin. Kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Remy. Şu anda gerçekten bilmiyorum. Zorluğunu hiç bilmiyorum. Ancak Emre biraz zor dedi. Dele Alli. Alli. Dele. Alli. Abi çok kötü vurdum ya. Keşke Falsola vursaydım. Gerçekten çok saçma bir kötü vurdum. Hernandez. Remy. Hadi. Hadi. Gol be. 1-0 öndeyiz. Bu çok zor değil zaten. Bu en kolayı. Ancak Emre bunu da ikincide tamamlamış. İkinciyi de ikincide tamamlamış. Üçüncüyü de ikincide tamamlamış. Gerçekten ilginç bir durum var. Ve Griezmann sert bir şut. Haydi abi tamamlayabiliriz ya. Ben inanıyorum. Haydi bilmiyorum abi. 92 gene karşı çok zor ya. 92 gene karşı hiç oynamadım. Herhalde zor olur. Takımım 80 gen, bir de çok da yüksek bir takımım da yok. Bilmiyorum, zorlanabilirim. Hadi Remy. Hadi Remy. Şu maçı garanti alalım bir. Şu maçı garanti bir alalım. Direkt ikinciye geçelim. Evet işte 2-0 gerçekten muazzam oldu. Bunda aşırı bir zorlanma yaşamayız diye tahmin ediyordum zaten. Ve yaşamıyoruz gibi de geldi bana. Haydi bakalım abi. Maksimovic'i bir rating arttıracağım bu videodan sonra. Evet, bu videodan sonra değil, bu maçtan sonra. Maksimovic'i bir rating arttıracağım. Başarı puanlarıyla, yani anladınız, antrenman XP'leriyle. Öyle düşündüğümüz zaman 92 yen beni zorlayabilir. Ve oha, bir Griezmann'dan harika bir gol. Abi defansım geçmesine bile gerek yok. Adam harika attı ve hiç serbest bırakılmaz abi bu. Bu çok zor. Gerçekten zor. Remy. Remy. Güzel pas. Dele Alli. Ah! Abi bomboş. Bomboş yere kaçırdık ya. Şu an var ya, heyecanlıyım ya. Bayağı heyecanlıyım. Bu maçtan sonra kesinlikle yükselteceğim. Hadi Cristiano Ronaldo. Haydi. Abi direkten çıktı ya. Bunun golü, bu gol olsaydı ya, bu atak gol olsaydı çok rahatlayacaktı içim. Şu an içimde çok
Kıpır kıpır bir sıkıntı var Gabi. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamamamız lazım Gabi. Koke. Hayır Griezmann yapma bana bunu. Griezmann yapma bana bunu. Camero sen de yapma bana bunu. Çok güzel Torreira. Dakika 85 oldu. Torreira güzel bir at şunu. Ya hayır. Çok güzel Ali. Remy. Luke Remy. Dakika 89. Luke Remy. Cristiano Ronaldo'ya çok kötü bir pas. Ancak dakika 90 artı 2 ve zaman geçirmeye oynuyor şu anda Luke Remy. Şimdi bir şut çekebilirim belki. Şöyle isabetli bir pas atarsan. Remy'nin pasları çok kötü arkadaşlar. Ve tamam. Yes be arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk turda 2-1 yendik. Çok korktum. O Griezmann'ın o golünden sonra ve maçın başında attığı güzel bir şuttan sonra gerçekten çok korktum. Ancak 2-1 yenmeyi başardık. Gerçekten tebrik ediyorum. Ve şimdi burada bir ödül verecek mi bize? Bir şey verdi bakalım bu neymiş. 5000 jeton. Güzel abi. Bunu biliyordum zaten. Unutmuştum sadece. Şimdi burada gördüğünüz gibi 88 yene karşı oynayacağız. Ancak 88 yene önce karşı oynamadan önce yapmam gereken bir şey var. Şuradan takımıma gireceğim. Hemen hızlıca takımıma girelim. Ve Maximovic'i bir gen arttırmak istiyorum abi. Hemen çalıştırıp bir gen arttıracağım. Hatta iki gen arttırabiliyorsam şu anda param yetiyorsa arttırayım ya. Şunları koyabildiğim kadar koyayım bir. Şu anda bir gen zaten arttı. Şöyle koy. Bir dakika abi. Fazla oldu ya. Neyse arkadaşlar bunları full çıkaracağım. Tam böyle hizalansın. Evet arkadaşlar 30.000 coins'i bir gen arttıracağım Maximovic'i gördüğünüz gibi. Ve takım hala 80 gen duruyor ancak Maximovic'in bir gen artması takımımın işine yarayabilir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden 11 enerji daha topladım gördüğünüz gibi reklam izleyerek EA'in bize sunduğu güzel bir avantaj bence bu. Ve son 2 maç kaldı. 2 maç üst üste kazanmam lazım eğer bir tane bile kaybedersem direkt gidiyor. Ancak arkadaşlar ben kazanabileceğimize inanıyorum. Haydi bakalım abi bugün bir de Griezmann alırsam var ya harbi harika olur ha. Bedavaya harbiden dünyaları almış olurum da abi ben Griezmann'a ihtiyacım yok ki ya. Remy var bende. Oha Godin 90. Godin 90 ve gol. Oha 1-0 önde başlıyor. Abi hem 88 yensin hem 1-0 önde başlıyorsun ayıp değil mi? Şimdi bir de diğeri 2-0 önde başlıyorsa var ya ben yenemem ki. Baksana bir öncekini bile ben bir farkla yendim. Öyle düşünürseniz arkadaşlar bir de daha kolaydı. Şimdi zorluk arttı ve daha üstün başlıyorlar. İlginç bir durum var. Griezmann daha çok asabilir. Griezmann yardım et. Yardım edin. Defans Maximovic hadi lan. Adamsın Maximovic. Devam Maximovic bırakma. Maximovic sen adamsın. Çok güzel bir pozisyonda duruyordun. Hadi abi öne geçebiliriz. Haydi öne geçersek içim rahatlayacak birazcık da olsa. Öne geçmemiz lazım arkadaşlar. Haydi. Hiç kendi adamlarımı göremiyorum. Bir açı yakalayamıyorum. Griezmann bile defans yapıyor harika bir şekilde. Hadi Ronaldo koş. Ronaldo hiç koşmuyor arkadaşlar. Ben Ronaldo'ya çok sinir oluyorum. Sol kanat oynuyor. Hiç böyle penaltı içeride oldu. İçeride oldu. Yes. Hadi abi. Hadi sağ atlama. Yes be 2-1. Çok güzel oldu be. İşte budur arkadaşlar. 2-1 öne geçiyoruz. Haydi abi her maçımı üst üste kazanmak istiyorum lütfen. Gamero. Çok zor. Çok heyecanlı ve çok zor. Çok zevkli ve aynı zamanda hem heyecanlı hem zor hem de zevkli arkadaşlar. Maximovic kafayla indir o topu. Adamsın. Maximovic yükseltme işe yaradı mı bilmiyorum ama. Maximovic yükseltmesek de belki iyi oynardı ama. Gerçekten şu anda işe yaradığını hissediyorum. Ve Ali yetişir misin ona yetişemedin. Ah be Ali be. Biraz daha hızlı olsaydın derken. Ali adamsın lan. Güzel de bir pas. Hadi Ronaldo. Ve 3-1 arkadaşlar. 2 farklı öne geçiyoruz. Çok rahat bir şekilde 2 farklı öne geçtik. Haydi abicim. Çok güzel gidiyoruz be. Bu o kadar da zor değilmiş gibi. Ancak bir anda böyle gol falan yersek korkabilirim. 88 yine karşı oynuyoruz sonuçta. Sıkıntı çıkabilir. Bu arada abi çok rahat kesti. Bu kadar rahat kesmeseydi iyiydi Godin. Godin. Yapmayın bana bunu oyuncular hadi ya basın. Basın sert basın sıkı basın hadi. Remy adamsın. Hadi güzel bir üstten arapası. Delali. Bomboş. Delali. Vurdu. 4-1 oldu. Çok rahat kazanıyoruz bunu. Umarım diğer maçı da böyle şu anda 3 farklı üstün bile başlamış olsa 3-0 bile başlamış olsaydı kazanıyorduk. Öyle düşünün. Diğer maç 2-0 başlarsa ve zorluk artarsa belki kazanabilirim arkadaşlar. Yani kesin demiyorum. Birazcık zorlayacak gibi geldi ama bilmiyorum abi. Godin. Hernandez abi defans oyuncularımız harika. O defans yükseltmem gerçekten orada benim çok işime yaradı. Remy dakika 90 5-1 olur mu? Burada 5-1 olursak güzel bir özgüven yakalayabilirdik. Zaten yakaladık 4-1 yaparak. Hadi bas tamam. 4-1 yendik arkadaşlar bunda. Hemen bir maça daha gireceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok zevkli. Şu anda çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü bu videoya yetişmesini istiyorum bu oyuncunun. Zorluk normalmiş bu arada biraz öncekinin. O yüzden çok rahat almışız ya. Zorluk normalse alırız zaten. Şimdi son maç.
Son maç heyecan yaptım. Kalbim küt küt atıyor ve 92 gene karşı 1-0 geride başlıyoruz. Çok güzel abi. 2-0 geride olsaydık biraz sıkıntıydı. 1-0'da heyecan yapmam diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım abi lütfen. Ve biz başlıyoruz. Haydi. Ya! Rakibe verdim topu. Çaka gibi. Şu ana kadar yapabileceğim en büyük hatalardan birini yaptım. Gamero. O topu almak istiyorum şu anda. Şu anda çok fazla almak istiyorum o topu. Morales, adamsın sen. Gulum. Kötü bir pas atmamış ol. Çok güzel. Remy. Morales. Ronaldo pas istiyorsun da önünde adam var. Çok güzel. Ali. Ali. Delali abi. Delali'yi çok seviyorum şu anda. Delali adamın dibi. Hadi Delali. Hocam faul yok mu? Var 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 faul. Çok güzel. Şimdi abi oradan şut çekilir mi? Hadi çekeceğim ya. Ne bileyim çekesim geldi bilmiyorum. Kaleci kurtardı. Bu arada 1-0 gerideyiz ve dakika ilerliyor. Bilmiyorum abi bunu geçer miyiz ama bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu olmazsa bir daha reklam izleyip bir daha deneriz. Bir daha denerim. Gamero. Çünkü yapabileceğime inanıyorum. Hadi abi yapabiliriz ya. Çok da zor değil o kadar hadi. Gulum. Gulum. Torreira. Remy. Jimenez. Jimenez preste Remy. Çek. Çok güzel. Remy. Vur. Remy. Gol be 1-1. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hadi abi devam. Çok da zor gelmedi şu anda. Haydi abicim lütfen. Gamero. Gamero. Saul. Şu an çok heyecanlıyım. Hadi abi lütfen. Hadi bu videoda bayağı bir uzun oldu şu anda. Zamanım da çok yok video çekmek için. Saat bayağı geç oldu Gabi. Gabi. Hadi abi. Çok güzel. Gollum. Al o topu. Tamam şu anda rahatsın. Şu an o topu kaptırmazsan çok güzel. Şu an tam olarak ne yaptığımı da bilmiyorum. Morales. Abi elim titremeye başladı. O kadar heyecan yaptım. O kadar heyecan yapmasam var ya şu anda ben bir gol daha atmıştım. Bu atak gol olmuştu. Hatta hatalı pas atmazdım. Griezmann. Griezmann. Torreira al o topu. Koke. Koke. Gabi. Maç 1-1 ve uzatmalara gidiyor mu acaba? Abi gitmiyor olabilir uzatmalara ya. Koke. Hadi alın şu topu. Abi şu topu alamıyorsunuz. Uzatmalara gitmeyebilir o yüzden gol atıp kesinleştirmek istiyorum. Hiç risk almak istemiyorum. İşimiz şansa kalmasın istiyorum. Hadi Godin geç. Geç Godin'e. Remy ne yaptın? Hocam faul yok mu? Direkt ayağa girmedi mi ya? Top zaten geçti abi. Top geçti adam geçmedi. Resmen kestiniz. Uzatmalar var mı ya? Olsun uzatmalar. Yes uzatmalar varmış. Güzel. Ve çok da zor değil arkadaşlar. O kadar gol de yemedik gördüğünüz gibi. Gol atmak da zor. Yemek de yemeden de dayanılabilir durumdayız. Umarım o şekilde dayanırız. Şu anda Gabi'de top. Gabi'den pas. Gamero hızlı gitmesin. Maximovic kes. Adamsın Maximovic. Sen adamsın. Golüm helal. Çok iyisiniz. Siz helal, size helal olsun. Jorgen sen. Hadi abi dakika 105 olmadan bir gol olur mu ya? Hadi abi 7 dakikada bir gol gelir mi ya? Haydi hocam. 7 dakikada bir gol gelir mi ya? Hadi bakalım 7 dakikada gol. Çok güzel pas. Hernandez. Hadi bunu gole çevir. Hernandez. Hernandez 2-1 oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Altın gol olsaydı şu an kazanmıştık. Gol de yemem diye tahmin ediyorum herhalde. Yiyebilirim. Penaltılarda da olsa zorlanarak da olsa bu maçı almak istiyorum. Hadi abi. Pas at pas at pas at pas at çabuk abi. Hadi. Yok bu maç bitti artık. Bu kısım bitti. Ben direkt topa vurdum ama sürseydim belki devam da ettirebilirdi hakem bilemiyorum ama direkt vurdum. Ve zaten onların bu yarıda gol atma ihtimalleri bitti. Şu an son 15 dakika oyun içinde ve maksimum 20-30 saniye içinde top alacağız. Tamam şimdi Remy. Abi geride pas yapmak istemiyorum ancak oyunu soğutmak istiyorum bir şekilde. Rakip güzel pres yapıyor. Biraz sıkıntı. Ayakta top tutmak bu zorluk ya birazcık zorlaştı şu an 92 gene karşı. Ancak normal yine zorlukta oynuyoruz galiba. Çünkü çok basmıyorlar. Bu da güzel bir şey tabii ki. Şu an 2-0 önde başlamış olsalardı mesela bunu yenemeyecektik. Bakın ben size dediğim gibi 1-0 önde başlarsak birazcık rahat olur dedim. Ama 2-0 önde başlarsak birazcık zorlanabilirim demiştim. Şimdi Jorgensen. Güzel abi güzel gidiyoruz şu anda. Bitecek gibi. Bu arada öne geçtikten sonra artık topu kaptırmıyorsunuz zaten ya. Güzel bir şey abi. Öne geçtikten sonra artık topu kaptırmazsınız gibi bir şey. Birazcık zorlarsanız. Hadi hocam uzatma da vermezsin sen şimdi. Bir verdin. Niye veriyorsun? Niye verdin ki hakem? Ve bitti. Ve kazandık. Griezmann'ımızı kazandık arkadaşlar. Şimdi pakete geçiyoruz. Hemen Griezmann'ımızı kazanalım.
Çok güzel oldu arkadaşlar. Heyecanla benimle beraber yaşamanızı isterdim. Belki çok kesmişimdir oraları video çok uzun olmasın diye. Ancak oraları izlemenizi çok isterdim. Umarım izlemişsinizdir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi 80'lik Griezmann oluyorum. Ve efsane oluyor abi. Muazzam oluyor. 80'lik Griezmann. Hayırlı uğurlu olsun. Haftalık kilit açma ve Griezmann. 80'lik Griezmann muazzam oldu. Hemen arkadaşlar takımıma girip yükselteceğim orada. Ve haftalık kısım açıldı diyor. Bu ne demek? Tıklayamadım. Neyse benim şimdi bir dakika tıkladım. Üstünlük puanı kazanmak için üstünlük puanlarını Griezmann'ın genini yükselten antrenman XP'si öğeleri beceri geliştiricini kullan diyor. Hemen tamam diyelim bakalım neymiş. Bir bakalım hemen kısa bir süre. Şurada ne var? Bir dakika mağazaya bakacağım. 2000 FIFA Points. Yine 2000 FIFA Points. 25.000 Coins. Evet arkadaşlar, şimdi en yüksekken diyelim. Griezmann Morales'in yerine geçti. İlginç durumdayız şu anda. Bir dakika. Burayı bunu alırsak. Ha, Griezmann zaten hiç artamıyor. O yüzden Griezmann şu anlık orada kalsın arkadaşlar. Bu arada takımım 81 oldu. Alırım bir hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyenlere şu anda sağ olun. Hemen arkadaşlar efsane pakete geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi paket açılımımıza geliyoruz. Asıl paket açılımı, like atmanızı istediğim paket açılımı ve Griezmann aldık. 79'luk Maximovic çıkartıp onu bayağı bir yükselttik ve şimdi harika bir paket açılımı görüyor. Gördüğünüz gibi demin Maximovic'i çıkardığımız paketten aslında neler çıkabiliyor. Ve arkadaşlar şimdi muazzam bir şey geliyor. Gerçekten harika bir şey geliyor. Hazır mıyız? Ya, sezon öncesi günlük paketi konuşamadım. Haydi bakalım, 24 saat bekleme süresi olan paket. Bakalım ne geliyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır olun buna. Hazır olun buna. Hazır olun. Evet. 100 antrenman XP'si. Uzun pas. Andreas Cech, Dimitrievski ve Sokratis 86 gem. Birazdan ne kadara sattığımı da göstereceğim. Gerçekten harika ve canlı tepkimi de duyun. Evet arkadaşlar, şu anda benim canlı sesimi duyuyorsunuz. Gerçekten çok mutluyum. Neyse, hadi bakalım videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, gördünüz. Şimdi hemen Sokratis'i ne kadar sattığımı görelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen pazara giriyoruz. Ve hazır mıyız? Sokratis'i aslında çok daha yüksek bir fiyata satabilirdim. Ancak sağlık olsun, çünkü zaten efsane bir fiyata sattım. Açık arttırmadaki üyelerim diyoruz ve 1 milyon 825 bin coins. Gerçekten harika. Aslında bu adam benim çıkardığımda 3 milyon coins değeri vardı. Ve 2.650 bin coins civarında da satabilirdim. Ben 3 milyona koydum gaza gelip. Ancak 2.650 bine falan koysam satardım. Neyse arkadaşlar, sağlık olsun. Hemen 1.825 bine sattığımız ve 1.831 bin var şu anda elimizde. Gerçekten muazzam, müthiş ötesi bir şey, muazzam ötesi bir şey. Şimdi arkadaşlar gerçekten harika şeyler yaptık. Bugün sizlerle beraber paramızı da aldık. Bu parayı ileride en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Şu anda bunu nasıl değerlendireceğimi düşüneceğim. Tabii ki de takım kurmuyorum arkadaşlar bu parayla, çünkü oyuncuların düşmesini bekleyeceğim takım kurmak için. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve bu videoyu sizlerden tam 5000 like bekliyorum. O Sokratis'e özel, 86'lık Sokratis'e özel. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda harika yorumlar görüyorsunuz. Eğer Sokratis tahmin edebilen olduysa şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Eğer tahmin edebilen olmadıysa da şu anda ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o arkadaşımız gibi güzel bir yorum yapabilirsiniz. Ya da Sokratis tahmin edenler gibi siz de onların yerine güzel bir yorum yapabilirsiniz. Yani ben her gibi videoda güzel yorum gösteririm arkadaşlar. Hala kanala abone olmadıysanız da şuradan kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda biraz kekeliyorum çünkü saat bayağı geç oldu ve ne dediğimi bilmiyorum. Ayrıca arkadaşlar şuralardan güzel videolara gidebilirsiniz. Şu iki videodan hangisini tercih ediyorsanız gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Adamın dibisiniz. Eyvallah, bu videoda like'ları gömçürün ve bay bay.